MIT OpenCourseWare Açık Ders Malzemeleri 6046J Algoritmalara Giriş 8. Ders Hashing yani kıyım fonksiyonunun ikinci bölümü. Bugün e, kıyım fonksiyonuyla şaşırtıcı işler yapacağız. Gerçekten zarif ve şaşırtıcı Öncelikle kıyımın temel bir zayıflığından bahsederek başlayacağız. Bu şöyle ifade edilir. Seçeceğiniz her kıyım fonksiyonu için her zaman aynı veya kıyım yapacak kötü bir anahtarlar kümesi olur. Tamam bir kıyım fonksiyonu seçtiniz. Bu fonksiyonun pratikte doğru çalıştığını gözlemledik. Ama her zaman kötü bir değerler kümesi bulunacaktır. Şimdi biraz daha bu konuya odaklanalım. Bir müşteriniz için derleyici hazırladığınızı, derleyicinizde bir sembol tablosu olduğunu ve müşterinizin biriktirme hızının yüksek olmasını istediğini düşünün. Müşteriniz biriktirme sırasında oturup beklemek istemiyor. Ayrıca sizden başka derleyici hazırlayan bir de rakibiniz mevcut. Müşteriniz bu iki derleyiciyi sıralama ve çalışma zamanına göre test edecek. Müşteriniz bu test esnasında kendi denek taşı testinin yanı sıra sizin rakibinizin programını, rakibinizin de sinkini test etmesine izin verecek. Yani aslında kodunuzu paylaşmış olacaksınız. Dolayısıyla siz de rakibinizin kodunu inceleyip hangi kıyım fonksiyonunu kullandığını görebileceksiniz. Aynı şekilde bu şartlar altında rakibinizin de sizin kodunuzu inceleyeceğini ve bütün değerleri aynı yuvaya kıyacak değişkenlerin listesini çıkarıp bir şeyi aramaya kalktığınızda bu bağlantılı liste yordamıyla hep aynı sonuçlara ulaşabileceğini öngörebilirsiniz. Bu sizin programınızı elemanlarınızın bir kıyım tablosunda güzelce dağılmış olma durumuna oranla olağanüstü yavaşlatacaktır. Çünkü kıyım tablolarını kullanmamızın ana nedenlerinden uzaklaşılmış olacaktır. Öyleyse rakibimizi nasıl alt edeceğiz? Cevap tek sözcük tek sözcük nasıl başaracağız? sınıfımızdaki bütün rakipleri nasıl yeneceğiz? <laughs> rastgelelik. Evet, rastgelelik. Siz rastgele bir yapı geliştirirseniz, rakibiniz sizin kıyım fonksiyonunuzu tahmin edememesini sağlarsınız. Rakibiniz kodunuzu incelese de programınız çalışması esnasında rastgele bir fonksiyon seçeceği için kullanılan kıyım fonksiyonu ne olduğunu tahmin etmenin bir yolu yoktur. Tamam demek ki oyun bu. Rakibiniz bir girdi grubu sunabilir. Ancak bu grubun sizin kıyım fonksiyonunuzu yavaş çalıştıracağını garanti edemez. Seçtiğiniz kıyım fonksiyonu açısından şanslı olabilirsiniz. Ancak bu rakibinizin başarısı olmayacaktır. Yani buradaki fikir kıyım fonksiyonunu rastgele ancak kullanılacak anahtarlardan bağımsız olarak seçmektir. Dolayısıyla rakibiniz kodunuzu görse bile kodun çalışması esnasında hangi kıyım fonksiyonunun kullanılacağını söyleyemeyecektir. Rakibiniz rastgele değerleri nasıl çıktı vereceğini bilemeyecektir. Sonuçta bu veri tanımlama yönteminin çalıştığını görürsünüz ve bunun adı evrensel kıyım fonksiyonudur. Ve pratikte kullanılan yöntemlerden birisidir. Şimdi biraz matematik yapalım. Büyük U harfi anahtarların küme evreni olsun. H ise U evrenindeki anahtarları kıyım tablosundaki yuvalara eşlemleyen kıyım fonksiyonlarının sonlu bir biriktirmesi olsun. Burada H sınırlı bir collection yani biriktirmedir. Eğer bütün anahtar çiftleri birbirinden farklı ise şu doğrudur. Seçilecek bir anahtar çifti için bu iki anahtarı aynı yuvaya düşürecek kıyım fonksiyonlarının sayısı bir bölü m çarpı anahtar kümelerinin toplam sayısıdır. Burada m ile ilgili olarak küçük h'nin büyük h anahtarlar kümesinin içinden rastgele seçildiği varsayılırsa seçilen x ve y değerlerinin çarpışma olasılığı nedir? Eğer kıyım fonksiyonlarının sayısı büyük h bölü m ise X ve Y'nin çarpışma ihtimali nedir? diye soruyorum. Kıyım fonksiyonu rastgele seçiyorum. Yani rastgele bir kıyım fonksiyonu alırsak X ve Y'nin çarpışma olasılığı nedir? 1 bölü M. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bunun için bir şekil çizelim ve herkes gerçeğin bu olduğunu anlasın. Bunun tüm kıyım fonksiyonlarının bir kümesi olduğunu hayal edin. Tamam, şimdi bir x ve y seçersem, diyelim ki bu kıyım fonksiyonları kümesinde hx, hy'ye eşit olsun. Bu kümenin Niceliği yani kardinalitesi büyük h'nin niceliğinin bir bölü m katıdır. Yani ben bir dart oku atarak bir kıyım fonksiyonu rastgele seçersem kıyım fonksiyonunun bu özel kümeye denk gelmesi oranı m'de 1'dir. Tabi bu seçeceğim bütün x ve y'ler için doğru olmak zorundadır. Doğal olarak farklı x ve y'ler seçtiğimde bu x... Ve y'nin eşlemleyeceği kıyım fonksiyonları da farklı olacaktır. Ama seçeceğim herhangi bir x ve y için kıyım fonksiyonu da aynı yere kıyımlanma oranı 1 bölü m olacaktır. Burada insanların bazen farklı düşünmeleri zor olabilir. Çünkü olaya anahtarların rastgele seçilmesi gibi bakabilirler. Ama burada olan bu değildir. Burada kıyım fonksiyonları rastgele seçiyoruz. Dolayısıyla bizim olasılık hesap uzayımız kıyım fonksiyonlarını baz alıyor, anahtarları değil. Bu birbirinden farklı olarak seçtiğim her iki anahtar için doğru olmak zorunda. Bu kıyım fonksiyonları ve kıyım yaptıkları yerler. Yani düşünürseniz bu harika bir özellik. Burada hangi iki anahtarı seçerseniz seçin. Bu kümedeki rastgele kıyım fonksiyonlarından biri 1 bölü m olasılıkla bu anahtarları aynı yere yollayacaktır. bu çok zarif, çok çok zarif bir özelliktir ve matematiğin bununla çok güzel birleştiğini birazdan göreceğiz. Yani bizim teorimiz şudur. Küçük h'yi büyük h kıyım fonksiyonları kümesinden rastgele seçerek sonra da n adet anahtarı t tablosunda m tane yuvaya yerleştirirsek bu durumda verilen bir x değeri için x ile beklenen çarpışma sayısı n bölü m'den küçüktür. Kim n bölü m'yi ne olarak adlandırdığımızı hatırlıyor. Alfa. Burada kullandığımız terim neydi? Load factor. Yük oranı. Tablonun yük oranı. yük oranı alfa. Yani yuva başına ortalama anahtar sayısı tablonun yük oranıdır. Bu teorem ne diyor? Eğer kıyım fonksiyonlarını içeren evrensel bir kümemiz varsa olaylar tam da istediğimiz gibi gerçekleşir. Değerler eşit dağıtılır. Dağıtılacak değerlerden herhangi bir seçilmiş anahtarla çarpışma sayısı n bölü m olacaktır. Bu gerçekten çok güzel bir özelliktir. Şimdi size henüz U'nun oluşturulmasını göstermedim. Özür dilerim. Kıyım fonksiyonları kümesinin H'nin oluşturulması biraz emek gerektiriyor. Ama öncelikle bunun neden bu kadar güzel bir özellik olduğunu göstereceğim. Temel olarak bunun nedeni bu teoremdir. O zaman önce teoremi ispatlayalım. Bu teorinin ne anlattığına dair sorusu olan var mı? Bugün biraz hızlı gideceğiz. Bugün yapılacak çok fazla güzel iş var. Dolayısıyla herkesin bizimle ilerlemeye hazır olduğundan emin olmak istiyorum. Sorusu olan varsa teoremi anladığınızdan emin olmalısınız. Çünkü sonradan işler daha heyecanlı bir hal aldığında kafanızın karışması yerine konuyu erken anlamak en iyisidir. Peki, güzel. Bunu kanıtlamak için büyük C x T'deki anahtarların x ile toplam çarpışma sayılarını ifade eden rastgele değişken olsun. bu toplam sayıdır ve rastgele algoritmaların olasılık çözümlenmesi yapılırken çok sık kullanılacak bu teknikte. Cx aslında göstergesel rastgele değişkenlerin toplamıdır. Eğer değerleri göstergesel rastgele değişkenlere dönüştürebilirseniz bu durumun çözümlenmesi toplu halde değişkenleri çözülemeye oranla çok daha kolay olur. Dolayısıyla Göstergesel rastgele değişkeni küçük c, x, y olsun. c, x, y, Eğer h, x, h eşitse 1. Diğer durumlarda da 0 değerini alacaktır. Böylece. Burada sadece iki şeyle uğraşıyoruz. Birincisi küçük y'nin beklenen değeri nedir sorusu. Elimde rastgele kıyım fonksiyonunu seçen bir işlem varsa CXY'nin beklenen değeri nedir? 1 bölü m. E. Çünkü temel olarak tanımımız bu. Başka bir deyişle bu kıyım fonksiyonunu rastgele seçtiğimde kıyımın aynı yere yapılmasının oranı nedir? 1 bölü m. Bir diğer konu ise büyük cx yani toplam çarpma sayısı ifade eden rastgele değişken bu x değeri hariç küçük cx tablodaki tüm anahtar değerlerindeki toplamlarına eşittir. Dolayısıyla x ile çarpışmalarının olan her değer için toplama 1, neden olmayan her değer için 0 ekliyoruz. Dolayısıyla tablodaki x ile her çarpışmayı toplama ekleriz. Şu ana kadar bir soru var mı? Çünkü bu hazırlık evresi. Bu hazırlık aşaması bu konunun önemli bir parçası ve birçok öğrenci genelde hazırlık aşamasında hata yapar. Hatta birçok araştırmacı da bu aşamada hata yapar. Başta doğru hazırlanırsanız sonradan matematik iyi çalışır. Ancak çoğu zaman durumu matematiğe nasıl çevirdiğiniz hazırlıktır. Bu işin zor kısmıdır. Bu süreci doğru atlatırsak gerisi cebir. Cebiri kullanabiliriz. Tabii ki çeviri işlemleri sırasında da hata yapabiliriz. Ancak bu hataların kontrolü ve düzeltmesi çeviri sırasında yapılanlara göre çok daha kolaydır. Dolayısıyla herkesin hazırlık aşamasını anladığından emin olmak istiyorum. Böylece artık matematik yeteneklerimizi kullanabiliriz. Demek ki toplam çarpma sayısının beklenen değeri yani büyük CX'in beklenen değeri Y'nin küçük c x y'nin tablodaki tüm anahtar değerlerinin Y, T eksi x, x boyunca değişirken C eksi Y'nin beklenenleri toplandığında elde edilen değer eşittir. Peki neden böyledir? Evet doğrusallık nedeniyle. beklenenin doğrusallığı bağımsızlık gerektirmez. Bu bütün rastgele değişkenler için doğrudur. Bu da eşittir. Ve burada matematik biraz daha kolay. Bu nedir? 1 bölü m. Bu toplamı kolaylaştırır. Sonuçta n eksi 1 bölü m çıkar. Basit bir çözümleme bize neden evrensel kıyım fonksiyonu kümelerinden birine sahip olmayı sevdiğimizi anlatıyor. Çünkü bunlardan birine sahipseniz bu küme hep sizin istediğiniz gibi davranacaktır. Böylece rakibinizi sadece bir rastgele kıyım fonksiyonu seçerek yenebilirsiniz. Bununla ilgili rakibinizin yapabileceği bir şey yoktur. Peki kanıtla ilgili sorusu olan var mı? Şimdi eğlenceli matematiğe geldik. Bu bebeklerden birini yapılandırmak. Bu sadece tek yapıda değildir. Bu klasik evrensel kıyım fonksiyonunun sadece bir türde yapılandırılmasıdır. Kitaplarda başka formlar da var ama galiba pratik testinde de bir tane var. Evet, hadi bakalım. Evet. Bakalım ne olacak? Bu m asal olduğunda doğru çalışıyor. Yani yuva kümesi asal sayıda olursa çalışıyor. Yuva sayısı asal olacak. Buradaki fikir şu. Evrenimizdeki herhangi bir K anahtarını R artı 1 basamağa indirgeyeceğiz. Böylece K'yi K0, K1 nokta 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 KR olarak yazacağız ve burada K'nin 0 ile m-1 arasında olma durumlarını inceleyeceğiz. Buradaki fikir K'nin m tabanında nasıl gösterileceği ile ilgilidir. Eğer tabanımız 2 ise her seferinde sadece bir bitlik bir işlem olacaktır. Bunlar bitler olurdu. Ben iki tabanda çalışmayacağım. Biz M tabanında işlem yapacağız. Ve bunların her biri basamaklardan birini ifade edecek. Ben önce düşük düzeydeki yani sol baştaki basamaktaki işlemleri yapmayı seçtim ama aslında fark etmez. Düzeyin ne olduğu ile ilgilenmeyeceğiz ama temel olarak biz bunu her bir basamağın iki yönlü ifadesine dönüştürmeye çalışacağız. Bunu K'den yola çıkarak hesaplamak için kullanılabilecek bir algoritmada kalanı mod m, m veya modülo m ile gösterebiliriz. Bu en düşük seviye. Tamam. Bu geriye kalan mod m'de kalanı alın. Geriye kalan ne varsa alın. Yani taban dönüştürme konusunda bilgi sahibisiniz. Bu gösterimi bu şekilde elde edeceğiz. Bu aslında sadece sahip olduğumuz veriyi elde etme sorunu ve buna m tabanında R artı bir sayısı gibi davranacağız. Şimdi bizim rastgele yapma stratejimizi çağırma zamanı. Rastgeleye dönüştürme stratejisi bir grup rastgele sayılara bağımlı olan kıyım fonksiyonlarına sahip olma becerisidir. Rastgele sayıları rastgele bir A değeri seçerek belirleyeceğiz. Ayrıca bunlar m tabanlı olacaklar. Her AI 0'dan m-1'e kadar ancak rastgele olarak seçilecek. Dolayısıyla M de rastgele seçilmiş olacak. Rastgele M tabanı basamaklı. Dolayısıyla her biri rastgele seçilecek. Her biri için A'nın her olası değeri için farklı bir kıyım fonksiyonu elde edeceğiz. Bu yüzden kıyım fonksiyonlarımızı bu rastgele sayı ile indeksleyeceğiz. İşte burası rastgeleliğin geldiği yer. Herkes benimle mi? İşte bu kıyım fonksiyonu. şimdi yapacağımız şu. Bu vektörün bu vektörle iç çarpımının modemdeki sonucunu alacağız. Dolayısıyla K'nın her basamağı rastgele seçilmiş başka bir basamakla çarpılmış olacak. Bütün bunları ekleyip modemde sonucunu alacağız. Dolayısıyla bu bir iç çarpım işlemi. Biz bunun bütün kümeye baktığımda içindeki HAK kümesinin evrensel olduğunu da göstereceğiz. Burada bilmemiz gereken bir şey de kıyım fonksiyonlarının kümesinin ne kadar büyük olduğudur. kıyım fonksiyonlarının kümesi ne kadar büyüktür? Bu kümenin içinde kaç tane farklı kıyım fonksiyonu var diye soruyorum. Bu temel 6.042 dersinin materyali. Bu temelde R artı 1 uzunluğunda kaç tane vektör olduğuna bağlı. Buradaki her vektör elemanı da sıfırdan m eksi 1'e kadar m tane farklı değer alabilir. Yani kaç tane? m eksi 1'in range'i kuvveti mi? Hayır. Ama yakın. O civarlarda. Büyük bir sayı. Bu M'nin R artı birinci kuvveti. Güzel. H'nin büyüklüğü eşittir M üzeri R artı bir. Bunu hatırlamak isteyeceğiz bu formülü. Peki bunun neden böyle olduğunu anlayalım. A'nın ilk değeri için M tane değer seçeneğim var. İkinci için M tane ve range için de M tane. Burada R artı bir eleman olduğundan her seçenekte aynı sayıdaki seçimlere sahibim. Yani bu bir çarpım. Bu saymadaki çarpım kuralı. Eğer 6.042'deki sayma ile ilgili noktalara bakmadıysanız geri dönüp o konuyu hatırlamak iyi bir fikir olacak. Çünkü burada yaptıklarımızın doğası o konularla ilgili. Bu sadece çarpım kuralı. Güzel. Dolayısıyla kanıtlamak istediğimiz teorem H'nin evrensel olduğudur. Bu birazcık sayı teorisi içeriyor. Dolayısıyla iş ilginçleşiyor. Bu önemli ama apacık olmayan bir ispat. Dolayısıyla soracağınız herhangi bir soru varsa lütfen sorun. Çünkü bundan sonra anlatacaklarım şu ana kadar anlattıklarım kadar basit olmayacak. Şu ana kadar anlattıklarımız da basit değildi ama bu daha fazla matematik içerecek bir konu. İşte ise bir ispatı. İki tane anahtarımız var. Bunun evrensel olduğunu göstermek için herhangi iki anahtarı seçtiğimde, bunları aynı yere yollayan kıyım fonksiyonlarının sayısı'nın, kıyım fonksiyonlarının kümesinin büyüklüğünün M'ye bölünmüş haline eşit olması lazım. Tamam. Dolayısıyla iki anahtara bakacağım. İki anahtarı rastgele seçelim. Şimdi x'i r tabanına indirgemiş haliyle gösterelim ve y'yi de y0, y1 nokta 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 gibi farklı anahtarlar olsun. Bunlar iki farklı anahtar. Eğer bu ikisi iki farklı değerse, yani aynı değillerse, bu taban gösterimine göre bunlar bir yerde farklı olacaklardır. Bu doğru mu? En azından bir basamakta farklılık gösterirler. Tamam. Burası birçok kişinin koptuğu nokta. Burada bir basitleştirme yapacağım. Bunlar bu basamaklardan herhangi birinde farklılık gösterebilirler. Ben sıfır pozisyonunda farklı olacaklarını söyleyeceğim. Çünkü hangi basamakta farklılaştıklarının bir önemi yok. Matematik aynı. Ama iyi adımında farklılaştıklarını söylersem gördüğünüz gibi iyi eşit olmayan değerler için bir sürü hesaplama yapmak zorunda kalırım. Bu da işe iyice karmaşıklaştırır. Sıfır pozisyon için hesaplarsam diğerlerini sadece toplayarak devam edebilirim. Dolayısıyla matematik açısından başka bir pozisyonda yapacağım işlemler de simetri özelliğine ötürü aynı olacaktır. Tüm basamaklar simetriktir. Bu nedenle sıfır pozisyonunda fark olduklarını söyleyelim. Ama aynı şey diğer basamaklarda da farklı olsalardı doğru olacaktı. Dolayısıyla genellemeyi kaybetmemiş olacağız pozisyon 0 kabul ediyoruz. Buradaki bütün pozisyonlar simetrik olduğu için şimdi şu soruyu sormalıyız. Evrensel gibi görünen kümemizdeki kıyım fonksiyonunda kaç tane x ve y çarpışacaktır? Tamam bunları saymalıyız. Ne kadar sıklıkla çarpışıyorlar? Burada sayı teorisini ağırlıklı olarak kullanacağız. Eğer çarpışma olursa H A X H A Y Y eşit olacaktır. Bunların çarpışması için böyle olması gerekir. Bunun anlamı da i sıfırdan r'ye değişirken a i çarpı x i'nin toplamlarının i sıfırdan r'ye kadar değişirken a i kere y i'nin toplamlarına eşit olduğudur. Burada bunlar eşleniktir ve mod m tabanındadır. Aslında bu eşlenik mod yani modemdir. Sayı teorisini görmemiş arkadaşların için eşlenik olmak kavramını şöyle açıklayayım. Eşlenik olmak özne dönme yollarından biridir ve buradaki modla ve sonra şuradakileri modla demek yerine mod ya da tabanı belirleme uygulamasını en sonda bir kez yaptırırız. Her şey M moduna dönüştürülür ve bu durumda eşlenik işaretini kullanırız. Eşleniğin daha detaylı matematik açıklaması da var ama biz mühendisler için bu kadarı yeterli. Şu ana kadar herkes benimle beraber umuyorum. Bu sadece tanım uygulamadır. Böylece bunu şöyle de gösterebiliriz. i sıfırdan r'ye kadar değişirken a i çarpı x i eksi y'nin toplamları modemde sıfıra eşleniktir. Tamam bunu öbür tarafa atalım ve dağıtım yasasını uygulayalım. Şimdi sadece sıfırıncı pozisyonu dışarı çekmem gerekiyor. Çünkü önem verdiğim tek yer orası. Eğer sıfırıncı pozisyonu seçmeseydim bir sürü matematiksel zorlukla karşılaşacaktım. Bu A0 çarpı X0 eksi Y0'ın dışarı alınması. Ama bu çok fark ettirmez. Sadece matematiği daha kolay hale getirir. Böylece bir terimi dışarı çekmiş olduk. Bu da şu anlama gelir. Modemde a0 çarpı x0 eksi y0. Bu terime eşleniktir. Şimdi m tabanında eksi değerini ne yaptığını hatırlayın. Bu sayıyı sıfırdan m eksi 1'e kadar olan bir değere çeviriyorum. Örneğin 7 mod eksi 5 2'dir. 2'dir. Yani eğer eksi değerlerim varsa m veya m'nin katlarından birini bunlara eklerim. Çünkü m'nin katlarını eklemek eşlenikliği etkilemez. Şimdi bir sonraki adımda sayı teorisi gerçeğini kullanacağız. Dolayısıyla şimdi sayı teorisine ve kitaba başvuralım. Bir de regresyon yapalım. Bu sınırlı alanlar teorisinden gelir. Bu bilenler için bilgilerini koyacakları bir yerdir. Bilmeyenler için ise matematiğini öğrenilmesi gereken güzel alanlarından birisidir. M bir asal sayı olsun. Herhangi bir küçük z ki büyük Z, M kümesinin içinde ve büyük Z, M ise mod M'deki tam sayılardan oluşsun. Bu sıfırdan M-1'e kadar çarpım, çıkarma, toplama ve benzeri bütün işlemler için geçerlidir yani 0 ile m-1 aralığının dışında bir değer elde ederseniz m'nin katlarını ekleyip çıkartıp normalize ederek m tabanına dönmeniz gerekir. Bu modemde çalışmak için gereken standart işlemdir. Sıfıra eşlenik olmayan z değeri için büyük zm kümesinin içinde Z'nin tek bir tersi yani Z üzeri eksi 1 vardır. Öyle ki Z ile Z üzeri eksi 1'i çarparsam modemde 1'e eşlenik bir sonuç elde ederim. Dolayısıyla hangi sayıyla çalışırsam çalışayım o sayıyı çarpınca sonucun 1'e eşit olduğu başka bir sayı vardır. M'nin 7 olduğu bir örneği çözelim şimdi. Burada küçük bir tablo oluşturalım. Z sıfıra eşit değil. Diğer sayıları yazalım. Şimdi Z'nin tersini bulmaya çalışalım. Birin tersi nedir? 1'i neyle çarparsam 1 elde ederim? Güzel 1. Peki ya 2? 2 hangi sayıyla çarpılırsa 1'e eşit olur? 4. Çünkü 4 çarpı 2 8'dir ve 7 tabanında 8 1'e eşleniktir. Peki 3'ünkü ne olur? 5 doğru. 3 çarpı 5 15. Çünkü 15 7'ye bölündüğünde 2 çıkar ve kalan 1'dir. Peki ya 4? 2 5 Tersi 3 ve 6 Evet 6'nın tersi kendisidir. 6 kere 6 36'dır. 36'dan 7'nin katı 35 çıkarsa geriye 1 kalır. Burada dikkat ederseniz bir sayının tersi neyse çıkan tersin tersi de yine o sayıdır diyebiliriz. Bu grup teori ve alan teorisinde çalışırken kanıtladığımız şeylerden birisidir. Bu tarz matematikle uğraşırken başka birçok güzel şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama aslında m asal sayı değilse bu doğru olmaz. Şimdi mod 10'da çalışırken neler olabileceğini düşünebilirsiniz. Mod 10'da ters olmayan bir sayı söyleyebilir misiniz? Evet, 2. Bir diğeri de 5. Daha genel anlatmamız gerekirse Göreceli olarak asal olmayan yani bölenleri olan yani o sayı ile mod büyüklüğü arasında en büyük ortak böleni bir olmayan durumlarda mod m'de o sayının ters değeri bulunamaz. Ama eğer bir asal sayı ise diğer bütün değerler göreceli olarak asaldır. Ama bu da bizim faydalandığımız özelliktir. Bu durumda ben x0 eksi y0'a bölmek istiyorum. Bu evrede yapmak istediğim işlem bu. Ama her şeyden önce eğer n1 asal sayı değilse bunu yapamayabilirim. Belki de yaparım ama her zaman olmaz. Ama m asalsa kesinlikle x0-y0'a bölebilirim. Bunun tersini bulabilirim. Ayrıca burada x0-y0 sıfıra eşlenik olmadığından da emin olmalıyım. Bu x0 ile y0'ın eşit olması anlamına gelir ama varsayımızı bunların eşit olmaması durumuna dayandırmıştık. Bir kez daha genel anlatımı unutmamak için tekrarlarsak eğer başka bir pozisyonda çalışıyor olsaydık o pozisyonda da tam olarak aynı şeyleri yapıyor olacaktık. Şimdi x0 eksi y0'a bölebiliyoruz. ne ispatımızla devam edelim. x0 y0'dan farklı olduğundan x0 eksi y0'ın tersi her zaman var olacaktır. Oradaki durumu geliştirdiğimizde a0 eksi i birden r'ye değişirken a i çarpı x i eksi y i çarpı x0 eksi y0'ın ters değerinin çarpımlarının toplamlarına eşlenik olacaktır. İspatımızın başına geri dönelim ve ne elde ettiğimizi görelim. Biz iki tane farklı anahtarımız olduğunu, bütün bu Aİ'leri rastgele seçtiğimizi ve bu iki farklı anahtarın aynı yuvaya kıyıldığını söylüyoruz. Eğer aynı yuvaya kıyılıyorlarsa bu a0'ın diğer AI'nin bir fonksiyonun sonucu Çıkan bir değeri olması gerektirir. Başka bir deyişle ben Aİ'leri birden R'ye kadar seçtim ve örnekteki gibi bu seçimi sıralı olarak yaptıysam A0'ı çarpışacak şekilde nasıl seçebilirim ki? Çarpışmaya sadece bir değer olabilir. O da bu eşitlik denklemle tanımlanan A0 değeridir. Eğer A0 için farklı bir değer seçseydim çarpışmayacaklardı. Bunu yazalım. Yani bu ayilerin herhangi biri seçildiğinde A0'ın M olası seçeneği arasından sadece birisi X ile Y'nin çarpışmasına neden olacaktır. Yani bir kez daha tekrarladım. Bu A'ilerin herhangi biri seçildiğinde A0'ın M olası seçeneği arasından sadece birisi X ile Y'nin çarpışmasına neden olacak. A0'ı seçerken yapacağım diğer seçimlerde ise çarpışma olmayacak. Dolayısıyla çarpışmalar açısından rastgeleliğimin serbestlik derecesini M oranında azaltmış bulunuyorum. x ile y'nin çarpışmasına neden olan küçük h a'ların sayısı eşittir Çarpım kuralını kullandığımda m tane seçenek var. A1 için olan m seçenek çarpı A2 için m seçenek çarpı nokta 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 A, R için M seçenek ve A0 için bir seçeneğim var. Bunlar çarpışma olacak ise A1, A2, A, R ve sadece bir seçeneğim olan A0 için seçimlerim. Eğer çarpışmayacaklarsa A0 için daha fazla seçeneğim olacak. Ama eğer çarpışmalarını istiyorsam seçeneğim sadece bir A0 değeridir. O da budur. Bu benim seçebileceğim tek değer. Bu da m üzeri r'ye eşittir. Yani h'nin büyüklüğünün m'ye bölünmesi. Bu da ispatı tamamlar. Başka evrensel yapılandırmalar mümkün ancak bu zarif ve özel bir tanesi. Burada konu benim m artı bir özür dilerim r artı bir düzeyinde özgürlüğümün olması. Her düzeyde de m tane seçeneğim var. Ama eğer çarpışmalarını istersem r adet olası seçeneğini kullandıktan sonra sonuncu seçenek kendinden oluşuyor. Dolayısıyla çarpışma durumu yaratan fonksiyon kümelerinin sayısı sadece m'de bir tane olacak. Gayet akıllıca bir yapı. Çok akıllıca. Tamam herkes zannediyorum benimledir. Çok fazla insanı kaybetmedim değil mi? Evet soru var mı? Evet. Bunun aslında sıkça kullanılan uygulamaları var kriptografi benzeri bir ders alırsanız bunlarda da modemle iç çarpımlar gibi konular ve özellikle basit sınırlı alanlar olan Galois alanlarının çözümlerinde bu anlattıklarımla bol bol oynarsınız. Örneğin Galois alanları yani harici veya komutlarının buradaki gibi sıkça kullandığı alanlardır. Bundan farkı iki tavanda olmazdır. Yani bu tarz işlemlerle ilgili birçok çalışma var. İnsanlar bu tarz özellikleri anlıyorlar. Ama sorunuz algoritmalar konusunda mükemmel sezgi edinmenin algoritması nedir sorusunu hemen akla getiriyor. Keşke bilseydim hemen kontağı açardım. Ama bu o kadar kolay olsaydı burada karşınızda duruyor olmazdım. Güzel. Şimdi ben de hayranlık uyandıran başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu çok çok güzel bir matematik uygulaması ve kıyım fonksiyonunu geliştirmekteki yeteneğinize önemli katkıda bulunacaktır. Şimdi alakalı başka bir konuya geçmek istiyorum. Bu konu perfect hashing yani mükemmel kıyım olacak. şu ana kadar yaptıklarımız beklenen zamanda başarımla ile ilgiliydi. Kıyım beklenen süre bağlamında iyi bir uygulama. Mükemmel kıyım ise şu sorularla ilgilenir. Farz edin ki size bir anahtar kümesi verdim ve bana statik bir tablo yaratmanızı istedim. Böylece en kötü zamanda tabloda anahtarı arayabileyim. Bir iyi bir de en kötü zamanda. Dolayısıyla elimde sabit bir anahtar kümesi var. Aynı İngilizce'deki en sık kullanılan yüz veya bin sözcük gibi bir şey. Ben bir sözcüğü ele aldığımda sözcüğün İngilizce'de sık kullanılıp kullanılmadığına tabloya bakarak hızlı bir şekilde anlamalıyım. Bu işi beklenen başarımla değil de garantilenmiş en kötü durum zamanında yapabilmeliyim. Bunu hızlı yapabilmemin bir yolu acaba var mı? Demek ki problem şu. Verilen en adet anahtar için statik bir kıyım tablosu yaratmak. Diğer bir deyişle yeni girdi veya silme yapılmayacak sadece elemanları oraya koyacağız. Büyüklüğü ise m eşit büyük o n. Dolayısıyla çok büyük bir tablo istemiyorum. Büyüklüğü anahtarların boyutunda olan bir tablo istiyorum. m eşit büyük o n boyutunda bir tablo ve en kötü durumda arama büyük o bir zamanı alacak. Ortalama durumu biliyor olacağım. Bu çok zor değil ama en kötü durumda değerlerin yığılıp fazla zaman kaybına neden olacağı bir nokta olmayacağından emin olmalıyım. herhangi bir noktada bu olmamalı. Her bir arama büyük o bir zamanda olmalı. Herhangi bir değeri ne kadar sürede elde ettiğime dair istatistiksel bir değişim olmamalı. Acaba herkes bulmacanın ne olduğunu anladı mı? Bu çok önemli çünkü çok fazla kullanım alanı var bir tablo yaratacağınızı ve bu tablonun içinde hangi değerle bakacağınızı biliyorsunuz. Ama bu tablo için fazla yararcamak da istemiyorsunuz. Buradaki fikir iki aşamalı bir veri tabanlaması yapmaktır. Fikir iki aşamalı bir plan uygulamak. ve ilk aşamada evrensel kıyım fonksiyonunu çalıştıran bir veri tanımlaması kullanmaktır. Fikir kıyım yapmak. Bir kıyım tablomuz olacak. Yuvalara kıyım yapacağız. Ancak zincirleme işlemini kullanmak yerine ikinci bir kıyım tablosu daha olacak. İkinci tabloya ikinci bir kıyım daha yapacağız. Ve buradaki fikir ikinci düzeyde hiç çarpışma olmadan kıyım yapmak. Dolayısıyla birinci düzeyde çarpışma olabilir. Birinci tabloda çarpışan her şeyi ikinci düzeydeki tabloya koyacağız. Ama bu tabloda çarpışma olmayacak. Bum. Tam buraya kıyım yapacağız. Şimdi veri tanımlamasını gösteren bir resim çizelim. Tamam. Şimdi elimizde olanlar şunlar. 0, 1, 6'ya kadar yazalım. Ve sonunda m-1. İşte bu bizim kıyım tablomuz. Birinci düzeyde evrensel kıyım kullanacağız. Dolayısıyla evrensel bir kıyım fonksiyonu bulalım. Rastgele bir fonksiyon seçiyoruz. Yapacağımız bu düzeye, yani ilk düzeye kıyım yapmak. Bundan sonra iki şeyi takip edeceğiz. Birincisi, diğer düzeydeki kıyım tablomuzun büyüklüğü. Bu durumda kıyım tablomuzun büyüklüğünü yuva sayısıyla adlandıracağız. 4 olacak. İkinci düzey içinse farklı bir kıyım anahtarı kullanacağız. Dolayısıyla ikinci düzeyde her yuvanın farklı bir kıyım fonksiyonu olacak. Mesela bir yuva rastgele seçilmiş 31 değerini taşıyabilir. Şuradaki A'lar gibi. Bu yani hangi anahtarla kıyım yapacağım benim kıyım fonksiyonumun temeli olacak. Bu yuva 86 olsun. Sonra kıyım tablosuna bir işaretçi koyayım. Buna büyük S1 diyeyim. Bu 4 yuvaya sahip olacak ve 14 ile 27'yi saklayacak. Bu yuvalar ise boş. Peki örneğin bunda ne vardı? Yani buradaki fikir şu. sayıları yerleştireyim. Buradaki fikir eğer benim küçük h diyeceğim üstteki seviye kıyım fonksiyonuna bakarsak bu küçük h 14 küçük h 27'ye eşit o da 1'e eşit çünkü birinci yuvadayız. Şimdi bu ikisi birinci düzeyde kıyım tablosunda aynı yuvaya kıyılıyor. Bu, bu birinci düzeyde. Buradaki de ikinci düzey. Yani 14 ve 27 birinci seviyede çarpıştılar ve aynı yuvaya gittiler. Ancak ikinci seviyede farklı yuvalara kıyıldılar seçtiğim kıyım fonksiyonu seçtiğim rastgele sayılara göre anahtar listesi oluşturarak bu yapıyı yarattı. Ve bunların nasıl bulunacağını anlatacağım. Şimdi ikinci düzeyde küçük h 31 14 sayısı için 1'e eşit ve küçük h 31 27 sayısı için 2 değerlerini aldı. İkinci seviyede. Burada kıyım yaparken şuradaki tablom ne olursa olsun bunu kıyım fonksiyonumun temeli olarak kullanıyorum. Eğer ikinci düzeyde hiç çarpışma olmamasını garanti edebilirsem bu bana aramanın en kötü durumunda büyük o bir zamanla mal olacak. Peki nasıl arıyorum? Bu kıyım fonksiyon için değerin ne olduğuna bakıyorum. Bu değeri kıyım fonksiyonuna uyguluyorum. Bu da beni başka bir yuvaya götürüyor. Bu temelde iki kıyım fonksiyonu uygulaması artı biraz arama artı azır miktar kayıt yapmama mal oluyor. Bu düzeyde çarpışma olmamasının nedeni şudur. Eğer birinci düzeydeki kıyım tablosunun iinci yuvasına kıyılan n i tane eleman varsa, ikinci düzeydeki kıyım tablosunda m i sayıda yuva kullanırız ve burada mi i'nin karesi kadar yuvaya eşit olarak seçilir. Şunu burada söylemem gerekirdi. Bu mi yani kıyım tablosunun büyüklüğü. Bu da ai olacaktı. Dolayısıyla e, temel olarak neyi tane elemanı neyinin karesi kadar yere yerleştireceğim. Yani bu inanılmaz büyük olacak boyut olarak karesel büyüklükte olacak. Burada göstereceğim şey bu koşullar altında sıfır çarpışma sağlayacak kıyım fonksiyonları bulmamın kolay olacağıdır. Oyunun adı budur kıyım fonksiyonlarını hiç çarpışma olmayacak şekilde ayarlayabilmektir. Bu şekli bu nedenle az elemanlı çizdim. Örnek olarak 2 elemanım varsa 4 büyüklüğünde bir kıyım tablom olur. 3 elemanım varsa 9 yuvalı bir kıyım tablosuna ihtiyacım olur. Eğer 100 elemanım varsa 10 bin yuvalı bir kıyım tablosuna ihtiyacım olacak. O büyüklükte bir şeyle uğraşmayacağım gerçekte bu çalışıyor ve bize istediğimiz bütün özellikleri sağlıyor ve bu da çözümlemenin bir parçası. Tamam, herkes bunun en kötü durumda zamanının büyük o 1'e mal olduğunu ve temel yapısının ne olduğunu anladı mı? Bu arada bu şeyler bu örnekte asal değiller. Her zaman bu değerler yakın asal sayılar seçebilirim. Bu örnekte bunu yapmadım. Tersine asal sayı olmayan sayılarla çalışan bir evrensel kıyım fonksiyonunu seçebilirdim. Ama bunu da bu örnekte yapmadım. Çözümleme için hazır mıyız? Tamam öyleyse biraz çözümleme yapalım. Bu gerçekten güzel bir çözümlemedir. Aslında çözümlemenin bir kısmını yaptık. Şimdi geri kalan kısmını göreceksiniz. Buradaki ustalık ikinci düzeydeki çözünlemeyi yapmaktır. Bu benim çözünlemek istediğim esas şey. Bununla kıyım fonksiyonları bulabileceğimi, değerleri bu dizinlere seyrek bir şekilde eşlemleyebileceğimi, dolayısıyla da böyle kıyım fonksiyonları olduğunu ve bu fonksiyonları önceden hesaplayabileceğimi göstermeme yol açacak. Bunları saklayacak güzel bir yöntemim var. Kullanacağım teorem ise şu. Evrensel küme büyük H'deki rastgele bir kıyım fonksiyonu olan küçük H'yi kullanarak N'nin karesi eşit. M tane yuvaya anahtarlar kıyıldığında Beklenen çarpışma sayısı 1 bölü 2'den küçük olacaktır. Tamam. Aslında bir çarpışma bile olmasını beklemiyorum. Ortalama da yarımdan az bir çarpışma sayısı umuyorum. Şimdi bunu kanıtlayabiliriz. Küçük h altındaki iki anahtarın çarpışma olasılığı nedir? H evrensel kümeden rastgele seçildiğinde H'nin etki alanındaki belirli iki anahtarın çarpışma olasılığı nedir diye soruyorum. 1 bölü m. Doğru mu? Tanımı bu. Doğru. Bu örnek için aynı zamanda 1 bölü n kareye de eşit. Dolayısıyla tabloda kaç tane anahtar çifti var? Kaç tane anahtar birbiriyle çarpışabilir? Bu aslında temel olarak kaç çift değeri hesaplamam gerektiğine bağlıdır. Bu n'nin ikili kombinasyonu kadar anahtar çifte eder. Bu nedenle de her n için beklenen çarpışma sayısı N'nin ikili kombinasyonu kadar olacaktır. N'nin ikili çiftlerinin buradaki çarpışma olasılığı 1 bölü N karedir. Bu da N çarpı N eksi 1 bölü 2. Eğer formülü hatırlarsanız çarpı 1 bölü N kare eder. Bu da yarımdan küçüktür. bu tüm çiftler için geçerlidir. Eğer 6.042'deki doğum günü paradoksunu anımsarsanız bunu bu paradoksla ilişkilendirebilirsiniz. Ama burada daha büyük bir kümeye sahibim ve bütün çiftlere bakıyorum. Ama kümem yeterince büyük olduğu için çarpışma olasılığı göreceli olarak daha küçüktür. Eğer m'nin kare kökünün ötesinde artırmaya başlarsam Eleman sayısı olan m'nin kare kükü büyümeye başladığı anda çarpışma ihtimali de dramatik bir şekilde artar. Bunu doğum günü paradoksundan da biliyorsunuz. Ama eğer daha seyrek daha az ise çarpışma olmaz. Veya göreceli olarak daha az çarpışma olacaktır. Şimdi size daha önce varsaydığım bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ama biraz hızlı geçmek istiyorum. Bu Markov'un eşitsizliği. Markov eşitsizliğini kim hatırlıyor? Herkese ne hemen kaldırsın. Markov eşitsizliği şunu söyler. Bu önemli olasılık gerçeklerinden biridir. Sıfırın altında sınırlanmış rastgele değişken x için x'in verilmiş herhangi bir t'den büyük olma ihtimali x'in beklentisi bölü t'den küçüktür. Bu önemli bir gerçektir. Eğer x sıfırdan küçükse bu geçerli olmaz. Ama güzel bir gerçektir. Bu sayede bir olayın olasılığıyla bekleneni ilişkilendirebiliyorum. Buradaki fikir genel olarak eğer beklenen küçük olacaksa bu durumda rastgele değişkenin değerinin büyük olması olasılığı yoktur. Bu pek mantıklı olmaz. Yani beklentin 1 iken 1 milyon gibi yüksek bir olasılık nasıl olabilir? Ya da buradaki gibi beklenti küçük, yani yarımken bunu nasıl uygulayabiliriz? Olamaz. İspatta tanımdan yola çıkılarak yapılıyor. Ben bunu ayrık rastgele değişkenler için yapıyorum. Tanım gereği x'in beklenen değeri x sıfırdan sonsuza giderken x çarpı rastgele değişkenimin büyük x'e eşit olma olasılıklarının toplamına eşittir. Bu tanımımızdır. Gerisi hayal edebildiğinizce kaba bir yaklaştırma olacak. Her şeyden önce tüm küçük terimleri atarak başlayalım. x'in t'den sonsuza gittiği durumda x çarpı rastgele değişkenin büyük x'in x olma olasılığının toplamlarına eşit ya da büyük olanları atıyorum. Yani bütün alt seviye terimleri atıyoruz. Şimdi bunların hepsine eşittir. T'nin alttan sınırlandırılmış değerleriyle de değiştireceğim. Bu sadece x'in t'den sonsuza giden değerleri üzerinde bir toplama işlemidir toplanacak elemanlar t çarpı büyük x'in küçük x'e eşit olma olasılığı. x burada büyük t değerleri alır. Çünkü bunlar büyük değerlerdir. Ve bu da bunu dışarı çıkarabileceğim için t çarpı x'in t'den büyük iken büyük x'in küçük x'e eşit olma olasılıkları toplamı. Yani büyük x'in t'ye eşit ya da büyük olma durumu olur. T'ye böldüğümde bu da tamamlanmış sayılır. Bu Markov'un eşitsizliğidir. Gerçekten basittir. Çeviçe veya Çernov sınırları gibi daha güçlü şeyler de var. Ama Markov'un eşitsizliği inanılmaz derecede basit ve kullanışlı. Dolayısıyla biz bunu bir koroleri yani sonuç teoremi olarak kullanacağız. sonuç olarak n tane değeri n kare yuvaya evrensel kıyım fonksiyonunu kullanarak yerleştirdiğimizde çarpışma olmama ihtimali 1 bölü 2'den büyük veya eşit. Rastgele bir kıyım fonksiyonu seçiyorum. En tane anahtarı en kare sayıda yuvaya kıyarken çarpışma olmama ihtimali nedir diye sorarsam cevap hiç çarpışma olma ihtimali en az yarımdır. Yarısında çarpışma olmayacağını garantiledim. İspatı ise gayet basit. birden fazla çarpışma olması ihtimali. Şimdi Markov'un eşsizliğini uyguluyorum. Bu da beklenen çarpışma sayısı bölü 1 Markov eşsizliğine göre. Burada beklenen çarpışma sayısı daha önce de gösterdiğimiz gibi yarımdan az. Bu da 1 bölü 2'den küçük. Yine Markov eşsizliğini uygulayarak. Burada beklenen çarpma sayısı daha önce de gösterdiğimiz gibi yarımdan az. Yani en az bir çarpışma olmasının olasılığı yarımdan az ise hiç çarpışma olma olasılığı da en az yarımdır. Burada işimiz biter. İyi düzeyde bir kıyım fonksiyonu bulmamız kolaydır. Birkaçını rastgele test ettim. Çoğu tamam. Yarısı, en az yarısı düzgün çalışacaktır. Eğer biraz düşünürseniz bu rastgele bir yapılandırma. Çünkü hangisi olacağını söyleyemiyorum. Bu açıdan yapılandırmacı değil ama rastgele bir yapı. Birçoğu bu güzel özelliğe sahip olduğu için var olmak durumundalar. Her birini bulabilirim. Rastgele birkaç tanesini test etme bir tane buldum. Buradaki tablomu doldurdu. Bütün bunlar ön hesaplama. Var olan bir taneyi bulma olasılığım yüksek olduğundan onları bulacağım. aynı zamanda iyi bir ikinci düzey kıyım fonksiyonu bulmak için birkaç tanesini rastgele test edin. Çabucak bulursunuz. Çünkü en azından yarısı çalışacak. Ben sadece iyi birkaç tane olduğunu göstermek istiyorum. Yapmam gereken her bir durum için en az bir tanesinin çalıştığını ispatlamak. Aslında ben çok miktarda çalışan olacağını zaten gösterdim. Yarısı çalışacak ama var olduğunu göstermek için olasılığın sıfırdan büyük olduğunu göstermem gerekiyor. Bitirmek için hala depolama durumunu çözlemek gerekiyor. Çünkü teoremde tablomun büyüklüğünün en düzeyinde olacağına dair güvence verdim. Bunlar karesel büyüklükte yuvalardı. Bunların büyük O, N olduğunu göstereceğim. Birinci düzeyde bu kolay. burada yuvaların sayısının anahtarların sayısına eşit işte olmasını sağlarız. Bu şekilde birinci düzeyde depolama en seviyesinde olur. Şimdi e, n i'nin anahtarların sayısını gösteren ve inci yuvaya kıyılan rastgele bir değişken olduğunu düşünelim. Bu büyük T'deki i yuvasına kıyımlansın. N, i yuvalardaki elemanların sayısı. M, i N, ni i'nin karesine eşit. Bunu daha önce de kullanmıştık. Bu da ikinci düzey tablosu S, si i'nin yuva sayısı. Burada beklenen toplam depolama birinci düzey için n. Dilerseniz n düzeyinde diyebilirsiniz. Ama temelde birinci düzey için n artı beklenen değer. Yani yani i'lerin sıfırdan M-1'e değiştiğinde neyi karelerinin? Teta'larının toplamı olacaktır. Buradaki her elemanın karesini eklemem gerekir. Bu toplamayı kim hatırlıyor? Daha önce nerede gördük? ek derse kim katıldı? Bunu nerede gördük? Beklenen değerleri topluyoruz. Evet, o algoritma neydi? o sıralama algoritmasını yapmıştık değil mi? Bunun hesaplamasının önemli olduğu sıralama algoritması hangisiydi? Herkes aynı anda söylemesin. Sıralama algoritması ne olarak çağrılıyordu? Bucket, kova sıralaması. Evet. en kutuya rastgele düşen rastgele değişkenlerin karelerinin toplamı teta n'di. Teta n. Doğru mu? Daha önce de yaptığımız gibi bununla bir olasılık sınırı belirleyebilirsiniz. Markov'un eşitsizliğini de kullanarak belli bir miktar çarpı n'den büyük olmasının ihtimali nedir diye sorarsam ama bizim bu çözünlemedeki kilit noktamız bu. Eskiden bunu zamanla ilgili işlemiştik ama sıralama algoritmalarını başta çalışmamızın nedenlerinden biri bunlarda kullanılan tekniklerin çözünlemenin diğer yuvalarında da yaygın olarak görülmesidir. siz benzer birçok şey gördünüz. Kova sıralamasını da gördünüz. Dolayısıyla bunu ekstradan çalışmadan biliyorsunuz. Geriye dönüp kova sıralaması analizini, çözümlemesini tekrar etmek isteyebilirsiniz. Çünkü burada kullandık. Aynı analizi iki yerde kullandık. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Gelecek derste görüşmek üzere.